ve geniz eti lenfoid sisteme ait dokulardır. Yani bağışıklık sisteminin birer elemanıdır. Ağız açılınca bademcikler görünebilir ama geniz eti yumuşak damağın arkasında kaldığı için görünmez. Vücuda giren bakteri, virüsler, böyle alerjen maddelerin ilk karşılaştığı yapılar bunlar. O yüzden çocukluk döneminde sık hastalanmalarının sebebi de bu aslında. Şimdi ameliyat gerekli mi yoksa böyle bu hastalanmalardan sonra, bu iltihaplanmalardan sonra bir müddet daha beklenebilir mi? Her çocuk yılda birkaç kez bademcik enfeksiyonu geçirebilir. Belli dönemlerde böyle burun tıkanıklığı, ağza açık uyuma ve horlama gibi şikayetler olabilir. Bu dokular vücudun girişindeki birer güvenlik elemanı gibi düşünebilirsiniz aslında. Bu güvenlik elemanı hırsızlara karşı koyduğu müddetçe problem yok. Ama belli bir dönem sonra artık bu güvenlik elemanları kendisi hırsızlık yapmaya başlayınca bu güvenlik elemanının uzaklaştırılması gerekir. Yani bu dokular da artık kendisi vücuda zarar vermeye başlıyor ve ameliyatla uzaklaştırılmaları gerekiyor. Peki bağışıklık sisteminin elemanı olan bu dokuların alınması vücutta uzun dönemde problemlere yol açar mı? Uzun araştırmalar göstermiş ki bu dokuların ürettiği bağışıklık salgıları ve bağışıklık faktörlerinin vücutta ki miktarlarında ameliyat sonrasında da bir değişiklik olmuyor. Bademcik için yılda 7 kere bademcik enfeksiyonu geçirilmesi veya 2 yıl boyunca yılda 5'ten fazla iltihaplanması, bademcik enfeksiyonu geçirilmesi en sık nedenler arasında. Yine horlama veya ağza açık uyumanın neden olması, uykuda nefes durması problemlerine neden olması da bir diğer ameliyat nedeni. Geniz eti için hastalık olmayan durumlarda, özellikle üstüne basarak bunu söylemek istiyorum, hastalık olmayan dönemlerde de burun tıkanıklığı, ağza açık uyuma, horlama en sık neden. Yine geniz eti kendisi de böyle bir mikrop kaynağı olabilir. Sık adenoidit dediğimiz geniz eti iltihaplanmasına sebep olabilir. Sinüzite sık sebep olabilir. Bir diğer nedeni de orta kulak enfeksiyonuna sebep olması ve bu orta kulak enfeksiyonunun ilaçlarla düzelmemesi. Yani uzun süreli olarak orta kulakta sıvı birikimi de geniz eti alınmasının bir nedenidir.